Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Eskişehir'in çok lezzetli tatlarından biri olan çiğ börek tarifini paylaşmak istiyorum. Burada hamur için malzemelerimizi sayıyorum. 3,5 bardak unumuz var. Aşmak için bir miktar un, 1,5 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı zeytinyağım var. Hamur toparlamak için kullanacağım. 1 bardak normal suyum var. Bunlar hamur malzemeleri. Bunlar da içine girecek malzemeler. 1 çay bardağı su. 1 çay kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 tane orta boy soğan, 250 gram da kıymamız var. İşe hamuru yoğurmakla başlayacağım. Yağımı hamuru toparlarken koyuyorum. Ele yapışmayan, kıvamlı, güzel bir hamur oluyor. Şimdi unumu yavaş yavaş ilave edeceğim. Şimdi elimi kullanmak istiyorum. Üç bardak unum vardı. Biraz kulak memesinden bir tık daha sert bir hamur olmasını istiyorum. Ama gerçekten de öyle oldu. Şimdi bu yağı dibine koyarak hamuru toparlamada ve açmasında da çok kolaylık oluyor hamur. Çok rahat açılıyor. Hamurumuz bayağı toparlandı. Şimdi bunu küçük parçalara keseceğim. Mandalina'dan bir tık daha büyük olabilir. Ya da mandalina kadar, büyük bir mandalin kadar da olabilir hamurlarımız. Ama çok kalın olursa da içi kalın olur. Onun için birazcık daha ince bir hamur olsa açtığımız zaman güzel olur. Parça sayısı size kalmış. Hani istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ama çok kalın olursa da içi kalın olur. Hamurlarımızı yuvarladım. 13 parça çıkarttım. Bu büyüklükler idealdir. Şimdi bunları dinlenirken içimi hazırlamak istiyorum. Şimdi soğanımızı blenderdan geçireceğim. Baharatlarımızı koyuyorum. Bunları biraz karıştırayım. Gerçekten çok güzel bir börek oluyor. Puf puf da kabarıyor. Yanında da ayranla çok güzel gidiyor.
mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı, yorum atmanızı çok isterim. Bana destek olursanız çok memnun olurum. Karıştırdım. Suyunu ilave edeceğim. Yumuşak olması açısından. Çok güzel gidiyor. Mutlaka denemenizi. Kıymamız çok güzel karıştı. Şimdi hamurlarımızı açacağım. Normal incelikte açacağım. Küçük pasta tabağı büyüklüğünde açtım. Bunu da açayım. Ondan sonra pişirmeye başlayacağım. Şimdi bunların içerisine bir iç koyarak kapatacağım. Yarısına kadar iç koyacağım. Yarısını da üzerine kapatacağım. Şimdi bunu bir yemek kaşığı kadar, birazcık fazla da olabilir, iç koydum. Çok da güzel. Gerçekten çok güzel yayıldı. Kıvamı çok güzel tuttu. Atacağım. Yarısına kadar iç koyacağım. Yarısını da üzerine kapatacağım. Hem içinden sular falan akmasın diye iyi de elimle kapatıyorum. Şimdi hamurlarımızı tavamıza atıyorum. Yağımız ısınmış. Çok güzel kabardılar. Mavi gibi kızardı. Çok güzel kabardılar. Yavuz şuradan bir fotoğraf çek. Ay. Lütfen şunun güzelliğini. Çok da az bir yağ çekiyor. Gerçekten arkadaşlar, çiğ böreklerimiz çok nefis oldular. Mis gibi de koktular. İsterseniz size içini göstermek istiyorum. Şöyle bir bakayım. Bakar mısınız şu güzelliğe? Mutlaka sizin de yapmanızı isterim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı, beğenip yorum atmanızı çok isterim. Size de kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. İyi günler.